Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, kaptan konuşuyor. Bugün Elif Eda Güneş'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle beraber deniz seviyesinden 15 metre yükseklikte saatte 0 km hızla programımıza başlıyoruz. Elif Hanım, yanıma gelir misiniz? Programa başlıyoruz. Başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Eda Güneş. Bugün sizler için yeni bir seriye başlıyoruz. Malum lise sınavı dönemi yaklaştı. Bu dönemde de ne yapacağınızı bilemeyeceğiniz zamanlar olacaktır. Bende olmuştu. Yani hangi mesleği seçsem, hangi üniversiteyi seçsem bilemiyoruz. Çünkü bize bu eğitim, yani okullarda bunun eğitimi verilmiyor veya buna dair destekler çok fazla verilmiyor diye düşünüyorum. Çünkü ben bu sorunla karşılaştım. Bu yüzden böyle bir seri başlatalım dedik. İlk konuğumuz Tarkan Yücel. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Kendisi savaş pilotu ama ben sadece bu kısmını söyleyeyim isterseniz. Siz kendinizi tanıtın. Çünkü benden daha iyi tanıtacağınızı düşünüyorum. Elif'ciğim çok iyi düşünmüşsün. Güzel bir seri olur ümit ediyorum. Ayrıca genç arkadaşlara yol gösterme fırsatı verdiğin için bana da çok teşekkür ediyorum. 52 yaşındayım. Evli ve iki çocukluyum. Hava Kuvvetleri'nde, Türk Hava Kuvvetleri'nde jet pilot olarak meslek hayatıma başladım. 15 yıllık hizmet süresinin sonunda özel şirketlerde yolcu uçaklarında uçmaya başladım. Şu anda da Boeing 737-800'lerde hem öğretmenlik yapıyorum hem de yolcu taşıyarak mesleğimi icra ediyorum. İnanmıyorsunuz ama dünyamız yuvarlak. İnanmayanlar var ya. Ben çok heyecanlıyım şu an. Eminim aranızda da böyle küçükken pilot olmak isteyen ama ya aile şartları işte başka mesleklere yönlendirme ya da benim gibi boy sorunu olanlar vardır. Çünkü ben çok istiyordum askeriye girmek ama kadınlarda boy 1.65'in üstünde olması gerekiyor gibi bir durum var. Bu yüzden de hiç hayalime doğru yürüyemedim. Çok küçük küçüklük hayalime. Bu yüzden aşırı heyecanlıyım. Zaten ilk sizinle tanıştığımda da söylemiştim. Yani anlatılmaz şu anki heyecanım. Daha önceki videolarda bu kadar heyecanlanmıyordum açıkçası. Yani çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Tamam. Şimdi birkaç soru soracağım. Bu sorular doğrultusunda birazcık gençleri ve lise çağındaki insanları yönlendirelim istiyorum. İlk olarak pilotluk hayatınız nasıl başladı? Yani bu serüvene katılma isteğiniz, bana anlatmıştınız helikopter gördüğünüzde. Evet. O mesela benim için çok değerli bir anıydı. Bunu da paylaşayım arkadaşlarımla. Çocukluğumdan beri makinelere karşı ilgim vardı. Zaten uçak mühendisliği okudum bir makine branşı olarak. Kendi oyuncağını kendi yapan bir çocukluğum vardı. Bizim zamanımızda hani 70'li yıllarda çok fazla oyuncak alacağımız bir yerde olmadığı için. O yüzden hani makineler, gemiler, uçaklar, kendi yaptığımız buharlı gemiler, elektrikli arabalarla oynarken basketbol oynuyorduk sahada. Askeri inzibat gelip bana dedi ki sahayı boşaltın. Neden? Helikopter inecek buraya dediler. Bir operasyon ya da bir VIP operasyonu sebebiyle bir helikopter indi basketbol sahasında ve ilk defa uçan bir cihaz gördük arkadaşlarımla. Ve içinden böyle uçuş tulumu, kayık kepli, çivi gibi böyle bir üst değmen çıktı. Dedi ki komutanım bu ne ya? Bize bunu anlatır mısın? Bu şekilde uçaklara ve uçan cihazlara olan ilgim başlamış oldu. Ondan sonra askeri liseye ve sonra hava harbi okuluna girme serüvenimin başında bu var. Hani bendeki farkındalığın olması sahaya bir basketbol sahasında bir helikopterin inmesidir. Bununla ilgili bizim Hava Kuvvetleri'nin uçuş okulunda çok güzel bir tabela var. Orada şöyle yazıyor. Ey ana, eğer oğlun bir asumana tutulmuşsa bırak uçsun. Benim annem de beni bıraktı. biraz zor oldu ama o şekilde benim de bir pilotluk serüvenim başlamış oldu. Eğitim hayatınız nasıl geçti? Neler yaşadınız? Neler yaptınız eğitim hayatınız boyunca? Evet, bir memur çocuğu olarak değişik şehirlerde ilkokul, ortaokul okuduktan sonra askeri lise sınavlarına girdim. Askeri lise sonra askeri liseden sonra hava harbi okulu. Hava harbi okulundan sonra uçuş okulu 2 yıl. Uçmayı öğrendikten sonra uçarak harp etmeyi öğrenmek için harbi hazırlık okulu. Bizim eğitimimiz hiç bitmez. Çünkü makineler geliştikçe bizim de eğitim seviyemizin onlara uyum sağlaması gerekiyor. Bu eğitimleri bitirdikten sonra F-4 Phantom'da uçtum. İlk tayin yerim orasıydı.
Bu eğitimlerin hepsi de merak ediyorsunuzdur gerçek hayatta ne kadar örtüşüyor diye. Bununla ilgili çok güzel bir şey var. Eğer siz askeri uçaklarda uçuyorsanız eğitiminizin belli seviyelerinde yalnız uçmanız gerekiyor. Eğer yalnız uçuyorsanız, uçabiliyorsanız eğitimde istenen seviyeye ulaşmışsınız demektir. Bu sebeple yalnız uçabilecek kadar o seviyeye gelen her pilot bir sonraki seviyeye yalnız uçtuktan sonra devam edebiliyor. Ticari hava yollarında ise çok gelişmiş simülatörler var. Hem bunlar hareketli, bütün hisleri, uçuş hislerini şey yapıyor. Hatta bununla yapılan uçuşlar gerçek uçuş olarak bizim logbooklarımıza, defterlerimize yazıyoruz. Gerçek uçuşun aynısını insana hissettiren çok gelişmiş makineler var. Şu anda da bütün havayolu şirketlerinin pilotları bu simülatörlerde eğitiliyor. Yani eğitimle uçuş tamamen aynısı. Ben de bunların hepsinden teker teker geçtim. Şu anda da öğretmenlik yapıyorum. Peki askeride eğitim gördüğünüz dönemde zorluklara karşılaştınız mı? Neler oluyor? Mesela bana sınavlardan bahsetmiştiniz. Sınavları geçmeniz tabii gerekiyor. Yani bir pilotun günlük hayatı aslında eğitim bitti. Ben bu işi öğrendim. Artık bir daha okumama gerek yok deme şansınız yok. Bir kere fiziksel olarak kendinize iyi bakmanız gerekiyor. İyi beslenmeniz gerekiyor. İyi bir aile hayatınızın olması gerekiyor. Ondan sonra her 6 ayda bir sınavlara, yani yazılı sınavlara ve simülatörde bilgilerinizin uygulama anlamında check edildiği simülatör testlerine girmeniz gerekiyor. Ve her yıl bir de check-up'a giriyorsunuz. Tam teşekküllü bir hastanede bütün fiziksel özellikleriniz kontrol ediliyor. Çünkü 200 tane insanı 120 milyon dolarlık bir uçağa size emanet ediyorlar. Onun için belli bir eğitim seviyesinde ve belli bir sağlık düzeyinde olmanız gerekiyor. Çok teşekkür ederim paylaştığınız için. Peki aile, hani güzel bir aileniz olmasını da gerektiğini söylediniz. Ailenize zaman ayırabiliyor musunuz? Hani yaşam şartlarınız ne oluyor veya maaşınız nasıl oluyor, bu yeterince alabiliyor musunuz? Bu pandemi döneminde maaşlarımız elbette bizim de kesildi. Çünkü hizmet sektörü, hani turizm sektörü nasıl sektör adıysa ulaştırma sektörü de aynı şekilde sıkıntılar yaşadı. Ama şükür halimize durumumuz o kadar da kötü değil. Ancak herkes tatil yaparken biz çalışmak zorundayız. Herkes okuldayken, herkes işteyken bize izin verilebiliyor bir tek. O yüzden ailemizle herkesin bayram tatiline gittiği gibi, sömestr tatiline gittiği gibi tatil yapmamız bizim güç oluyor. Ama bu kötü yanı, iyi yanı da şu, çalıştığımız şirket bize bilet veriyor. Herkes memleketine giderken biz Maldivlere tatile gidebiliyoruz mesela. Çünkü hani uçak biletleri konusunda bize yardımcı oluyor şirketler. Çok güzel. Ama onun dışında gece çok geç vakitlerde ya da çok erken saatlerde uçuşa gitmemiz gereken durumlar oluyor. Çünkü havacılık sektörü 24 saat çalışıyor. Evet. Hani saat 8'de başlayıp 5'te bitiremiyorsunuz mesainizi. O yüzden aile çok önemli dedim. Eşim kulakları çınlasın. Gece saat 3'te bile olsa kalkıp beni kapıdan hep yolcu etmiştir. Hala da ediyor. Hakkını ödeyemem. Bunu yapabilmek için de ailece bu mesleğin içerisinde olmamız gerekiyor. Çocuklarım da bunu çok iyi biliyorlar. Çünkü bazen yaş günlerine gidemiyorsun. Bazı özel günlerini kaçırıyorsun çocuklarının. Ve de sabah uyanıyorlar, babaları yok. Onlar uyurken geliyor. Bu tür düzensiz bir hayat var. Düzensiz bir hayat var ama bununla mücadele etmek için de sizin çok düzenli yaşamanız gerekiyor. Evet. Bir pilotun hayatı aslında böyle. Peki şey çok merak ediliyordur diye düşünüyorum, maaş konusu. Ortalama bir maaş söyleyebilecek misiniz acaba? Çünkü bu pilotluk serüveninde birazcık da hani askeriye dışında eğer pilot olmak istiyorlarsa herhangi bir şey de ödemeleri gerekiyor. Yani ben daha önce araştırmalar yapmıştım. 50 bin euro ile 100 bin euro arasında değişiyordu bu işte tek başına eğitim alabilirlerse gibi şeylerdi. Evet, pilot olmanın değişik yolları var. En uzun yolu benim seçtiğim hava kuvvetlerinde uçmayı öğrenip sonra sivil ticari hava yollarında uçmak. Aslında ikisinin ismi aynı. İkisi de pilot ama tamamen farklı işler. Çünkü bir savaş pilotu tek başına hem uçağı uçuruyor, hem uçarak savaşı diyor, hem telsizle konuşuyor, hem yönünü tespit ediyor. Her şey tek başına. Hani sivil uçaklarda, yolcu uçaklarında her şey daha otomatik. Yanında bir de yardımcı pilotun var. Karşılaştırılması tamamen iki farklı meslek gibi aslında. Askeriyeden gelmek uzun yol. Onun dışında
Türkiye'de şimdi 2-3 tane üniversite var benim bildiğim. Üniversite puanıyla bu üniversitelerde pilotaj bölümünde okuyarak hem 4 yıllık üniversite mezunu olup hem de pilot mesleğini öğrenebilirsiniz. Veyahut da dışarıda eğitiminizi alıp parayla özel uçuş okullarında pilotluk mesleğini öğrenebilirsiniz. Bu üç yoldan birini arkadaşlar kendi ailevi durumlarına, kendi pozisyonlarına göre mutlaka değerlendirebilirler. Ama şunu söyleyeyim, hani ben sizin yaşınızı sormuyorum ama siz benim maaşımı soruyorsunuz. Ama arkadaşlara bir fikir vermesi için söylüyorum. Bizim mesleğimizde sınır yok. Hani pilot olduktan sonra Dubai'de de, Kore'de de, İngiltere'de de bir iş bulup, Amerika'da da bir iş bulup uçabilirsiniz. Bunun için tabii iyi bir İngilizce bilmeniz gerekiyor. Ama şu ortalama bir değerdir. Pilotlar 10 bin dolar. İkinci pilotlar 6 bin dolar maaş alırlar. %60'ıdır ikinci pilotun maaşı. 4-5 yıl sonra kaptan pilot olduğunuzda kaptan maaşına çıkar maaşınız. Ama 6 bin dolardan başlayacağını arkadaşlar planlayabilirler. Ya ben bu soruyu aslında şey için sordum. Hani eğer özel bir şekilde eğitim alıyorlarsa pilot olduktan sonra mesela bunu karşılayabilecekler mi? Veya işte kazandıkları değecek mi gibi. Çünkü tabii, bu doktorlukta da var. Erkek arkadaşımdan dolayı biliyorum. Özel bir üniversitede okursanız gerçekten çok büyük paralar veriyorsunuz. Ama mesela doktorlukta bunu karşılayamıyorsunuz. Yani verdiğiniz parayı... Ailenize borçlanıyorsunuz yani. Evet, verdiğiniz parayı 50 yıl çalışsanız da kazanamıyorsunuz ne yazık ki. O yüzden sordum. Bazı şirketler var pilot ihtiyacına göre. Yani bu önümüzdeki 10 yıl için yapılan projeksiyonlarda, yapılan hesaplamalarda... Dünyada artık kimse otobüse binmiyor, gemiye binmiyor. Sadece zevk için buna biniliyor. Ulaşımın temeli uçaklar. Evet. O yüzden bütün havayolu şirketlerinin uçak alması lazım. Aldığı her uçak içinde 12 tane pilota ihtiyacı var. Bu demektir ki 10 binlerce pilota ihtiyaç var ülkede ve dünya çapında. Türkiye'de de çok ihtiyaç var. O yüzden bazı havayolu şirketleri üniversite öğrencileri seçip onları kendi borçlandırarak eğitim aldırıyor, pilot eğitimi. Sonra maaşlarından geri kesiyor. Yani özetle kazandığınız parayla bu harcamalarınızı geri ödeyebiliyorsunuz. Bazı bankaların da pilot adayları için kredi yöntemleri olduğunu biliyorum. Çok iyi. Yani bu isteyen insanlar aslında bu şey yüreklendirme ve cesaret şekli. Çünkü ülkemizde zaten ekonomik durumlar belli. Yani onlara çok girmeye gerek yok ama bu yüzden sürekli belki hayallerinden vazgeçen insanlar oluyor. Ben acaba hani ödeyebilecek miyim veya işte karşılığını alabilecek miyim? Ne kadar sürede alabileceğim? Bu gibi sorunlardan ve ailevi sorunlardan dolayı vazgeçtiklerini düşünüyorum ben. Çünkü bu her meslekte var. Bu yüzden sormak istedim. Bence bu çok güzel bir şey aslında. Dediğim gibi doktorlukta bu karşılanmıyor ama pilotlukta karşılanıyorsa ve bu kadar açık varsa aslında hayallerinden vazgeçmeden yürümenin zamanı diyebiliriz o zaman. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten insanların önce özellikle genç arkadaşlara, ben kendi öğrencilerime, kendi çocuklarıma da bunu soruyorum. Seneye nerede olmak istiyorsun? Bunu herkesin, yani gençlerin kendine sorması lazım. 5 yıl sonra nerede olmak istiyorsun? 10 yıl sonra nerede olmak istiyorsun? Eğer planlarınız olursa o zaman zamanınızı boşa geçiremiyorsunuz. Tuvalette bile bir şey okumak zorunda hissediyorsunuz. Çünkü kovalamanız gereken bir hedefiniz var. Bu hedefe gitmek için de sürekli onu düşündüğünüz için boş duramıyorsunuz. O yüzden bu bir hedef olabilir. Ama uzaktan da güzel geliyor. İşte dünyayı geziyorsun. Elinde çantan, 5 yıldızlı otellerde insanların tatil için gittiği yerleri gezmeye gidiyorsun. Ama inanın bu 2 yıl sürüyor. 2 yıl sonra insan evini özlemeye başlıyor. Evet, yani çünkü sürekli seyahat etmek de çok zor bir şey. Ama karşılığında eğer para kazanabiliyorsanız o zaman da katlanıyorsunuz buna. Bununla ilgili bir Japon atasözü duydum. Diyor ki bir insanın 3 tane hobisi olması lazım diyor. Bu hobilerden bir tanesi size para kazandıran bir hobi olsun. Hani pilotluk kendi adıma, yani sevdiğim bir işi yapıyorum. Bir de bundan para kazanıyorum. İkincisi size fiziksel olarak kaliteli yaşlanmanızı sağlayacak, fiziksel yeterliliğinizi sağlayacak bir spor aktivitesi. Yani yürüyüş olabilir, yüzme olabilir, bisiklete binmek olabilir. Öbürü de zihnini sağlam tutabilmek için düşünmenizi sağlayan ne olabilir? Seyahat etmek olabilir, yabancı dil öğrenmek olabilir. Bu üç tane hobinin
yapıldığında insan hem mutlu hem de sağlıklı olabiliyor. Hem zihnen hem fiziksel olarak. Arkadaşlara bunu tavsiye ediyorum. En güzel şey işinizin hobiniz olması herhalde. Evet. Sevdiği işi yapması insanın. Ne kadar güzel sen söylediniz. Bunu bence herkes kullanabilir. Hayatına entegre edebileceğini düşünüyorum. Peki, evet, bahsettiğiniz olumsuz yanları da var tabii. Hani ailenizden uzak kalıyorsunuz. Her iş mükemmel değildir. Hani dışarıdan öyle görünüyor büyük ihtimal dediğiniz gibi. Aa, pilot, bir de savaş pilot, ne kadar cool. İşte muhteşem. İnanamıyorum işte, ne kadar şanslı ailesi falan gibi şeyler mutlaka olacaktır ama ailenizden uzak kalıyorsunuz veya evet, gerçekten çok yoruluyorsunuz. Gece 3'te uçuş yapmanız gerekiyor. Evet, her şeyin bir bedeli var. Evet, gece 3'te biz uyuyoruz mesela. Onun dışında karşılaştığınız zorluklar var mı? Nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz? İnsanların tavırları nasıl oluyor? Şimdi bu düzensiz hayat bir kere gerçekten şahsen beni zorlayan bir şey. Hafta sonu arkadaşlarım diyorlar ki işte WhatsApp grubundan bir iftar yemeğine gidelim mi? Ama benim uçuşum oluyor. Evet. Yani buna genelde denk getirmek benim için sıkıntı oluyor. Ya da bir basketbol grubum var. Haftanın bir günü her gün basketbol oynayalım diyorlar ama ben ayda iki defa yakalarsam şans hissediyorum kendimi. Bu beni biraz yoruyor. Ama hani mesleki olarak şöyle şanslı görüyorum kendimi. Yeni teknoloji, yeni uçaklar o kadar pilota yardımcı oluyor ki, hani bana bir soru sorsanız, hiç tehlikeli bir olay atlattınız mı hayatınızda? Evet. Hayır. Çünkü uçakların bakımı, bizlerin aldığı eğitim, yardımcı pilotumun desteği, bir arıza olsa biz onu yerde tespit edip zaten uçuşu iptal ediyoruz, başka uçağa geçiyoruz. Yolcular biraz söyleniyor bu durumlara ama hep de anonsta bunu söylerim yolculara. Geç gitmek hiç gitmemekten iyidir. Kesinlikle. Biraz gecikme oluyor ama sağ salim evlerimize ulaşmış oluyoruz. O yüzden en büyük zorluk benim için düzensiz hayat. Sürekli ders çalışmak, sürekli sağlık muayenesi yaklaşıyor. Diyet yap, spor yap. Onun dışında keyifle yapıyorum aslında işimi. Çok da şikayet edersem haksızlık yapmış olurum diye düşünüyorum. Ya ne kadar güzel ama böyle işinizi keyifle yapıyor olmanız gerçekten. Ya ben bir genç olarak mesela çok mutlu oluyorum böyle görünce. İnşallah ben de işimi işte ileride severek yapacağım işim olur. Bütün arkadaşlarımın aslında umarım ileride mutlu olacağı işleri olur ki. Bence bu ülkemiz için daha en önemli şeylerden biri. Çünkü mutsuz insan demek, mutsuz bir çalışan demek. Mutsuz çalışanlar da işini yanlış yapan, istemeden olsa yanlış ve hatalar yapan insan demek. Bu çok üzücü bir şey aslında. Ülkeyi de çok etkileyen, toplumsal olayları da etkileyen bir şey. Doğru. Bu yüzden böyle bir insanla birlikte olmak ve bizim programımıza zaman ayırmanız gerçekten benim için çok değerli. Tabii burada hepimizin gençlik hayalleri vardı. İnsanların bu hayallere ulaşması da kolay olmuyor. Emeksiz olmuyor. Plan yapmadan olmuyor. Ama hani toplumu bir orman olarak görürsek herkes çınar ağacı olamıyor ormanda. Herkesin irili ufaklı görevi var toplum içerisinde. Yani iş hayatında, sosyal anlamda. Benim için önemli olan demin de söylediğim gibi herkesin işini, hani ormandaki çınar ağacı da, onun altındaki kuru yapraklar da, küçük çimenler de, herkes işini güzel yapmak zorunda. Evet. Hani genç arkadaşlarıma tavsiyem olsun. Hepimiz kendimizi geliştirmeliyiz. Tecrübe edinmeliyiz. Çünkü yeni nesil gördüğüm, izlediğim kadarıyla iş de beğenemiyorlar. İşe başladıklarında çok kısa sürede o işten ayrıldıklarını takip ediyorum. O yüzden insanların öğrendiklerini, tecrübe ettiklerini, bu bir rol. Bu rolü sabırla oynamaları gerekiyor. Evet. Eğer bu sabrı gösterirlerse hedeflerine ulaşmak için mutlaka onların karşısına fırsatlar çıkacaktır. Kimse bir anda kaptan pilot ve öğretmen pilot olamıyor. Bunun için bir emek gerekiyor. Bu benim 30 yılımı aldı. Evet, muhteşem. Onun dışında bir gününüz nasıl geçiyor acaba? Hani çalıştığınız bir gününüz nasıl geçiyor? Şimdi sonuçta havadasınız. O yüzden bizim günümüz önce hava durumuna bakarak başlıyor. Çok iyi. Çünkü gideceğimiz yer, hani dünyanın bir öbür ucuna gidebiliyor, gidiyorsunuz. Burada hava güneşliyken orada kar yağışı olabiliyor. Biz önce hava durumuna bakıyoruz.
Sonra gideceğimiz havaalanının çalışmayan sistemleri var mı? Kapalı bir pist var mı? İşte aydın ışıklandırması ile ilgili bir sıkıntı var. Bunların da bizim baktığımız formlarımız var. Bunları kontrol ediyoruz. Sonra o da bitmedi. Uçacağın uçağın defterini, bütün bakımlarını kontrol ediyoruz. Ondan sonra uçağın içine gelip uçağa kabin memurları güvenlik araması yapıyorlar. Biz de dışarıdan uçağımızı kontrol ediyoruz. Hani bütün arabaya, otomobile binen insanların da yapması gerektiği gibi lastiklerine bakıyoruz. Yağına, suyuna bakıyoruz uçağımızın. Ondan sonra hep duyarsınız checklist yapıyoruz. Bizim bir kontrol listemiz var. İkinci pilot okuyor. Ben kontrol ediyorum. Bütün her şeyde flight data recorder'a, yani halk dilindeki kara kutuya kaydediliyor. Bütün kontrolleri teker teker, bütün sistemlerini uçağın kontrol ediyoruz. Ondan sonra yolcumuzu alıyoruz. Onlara hoş geldin diyoruz. Sonra da kalkıp gideceğimiz yere iniyoruz. İndikten sonra da başka bir iklim, başka bir saat dilimi, hiç görmediğim bir otele gidip yatıp ertesi gün tekrar aynı rutini bir daha yapıyoruz. Aslında bir pilotun günü özetle böyle geçiyor. Ben yoruldum. Eminim çok yorucudur gerçekten. Ama çok bunu şey var. Checklist'te yazılı olmasa o mutlaka bir şey atlayabilirsiniz. O kontrol listesi teker teker. Evet, ben onu çok merak ediyordum. Neden taşıyorlar acaba sürekli? Çünkü bir valiz oluyor çekmeli, bir de elinizde böyle şey oluyor. Bir listemiz oluyor. O listeden her şeyi teker teker yapmanız gerekiyor. Eğer bir hata, bir küçük bir kaza bile olsa kara kutuda sizin hangisini yapıp hangisini yapmadığınızı sigorta şirketi, uçtuğunuz şirkete soruyor. O yüzden de bu bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Zaten insan taşıyorsunuz. O insanların canı bize emanet. Hiç sıkılmadan o işi yapmak zorundayız. Hani eğer ya her gün yapıyorum, bugün yapmayayım demek yanlış oluyor. Bununla ilgili çok sevdiğim bir örnek vardır. Örneğin çok iyi bir motosiklet yarışçısı İstanbul Park'ta bir turu 60 saniyede atabilir. Ben binsem ben de belki 60 saniyede atarım. Ama o 60 turu 60 saniyede atıyor. Yani hiç sıkılmadan aynı şeyleri yapabilmek. Onun adı da pilot çünkü. Evet. Formula 1 pilotu. MotoGP pilotu. Yani pilotluk aslında çok ciddi bir şeyi ama sıkılmadan aynı şekilde yapabilmek demek. Aslında burada sadece gençler için olmadı bu konuşmanız. Çok güzel, uçaktan korkan insanlar da var. Bu kadar kontrol ediyor olmanızı duymaları eminim ki onları rahatlatacaktır. Tabii. Yani 12 bin saat uçuşum var. Bir kaza, bir tehlike oldu mu? Hayır, olmadı. Çok güzel. Neden? Maşallah. Çünkü korkulacak bir şey değil. Samimiyetim inansın izleyenler de. Uçaktan korkanlar genelde bilmedikleri için korkuyorlar. Evet. Bu sıkıntılarını hosteslere söylerlerse pilotlar da onlara küçük bir açıklama yapabilirler. İnsanlara, şirketlerin birçok şirketinde bununla ilgili bir prosedürü var. Uçaktan korkan insanlara yardımcı olmak için açıklamalar yapıyorlar. İnsanları rahatlatmaya çalışıyorlar. Korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yoksa karısına aşık, çocuklarını seven biri olarak ben ne işim var, ben niye uçayım diye kendime sorarım yani. Ay çok güzelmiş. Bunu bilmiyordum ve söylemiş olmamız çok güzel oldu bence. İyi bir pilot olmak için sizce nasıl beceriler olması gerekiyor bir öğrencide? Hep söyledim. Bu işi sevmek çok önemli. Buna gönülden bağlı olmak gerekiyor. Buna aşk da diyebilirsiniz. İyi bir sağlık, yeterlik gerekiyor. Çünkü tam teşekküllük bir hastaneden alacağınız sağlıklı insan raporu hani sizin... Bizim iki tane lisansımız var. Bir tanesi sağlık lisansı, biri de pilot lisansı, yani ehliyet. Bu ikisini sağlamak için önce sağlıklı olmak gerekiyor. Bunun için düzenli bir hayat, düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Diğeri için de bütün kitaplarımız bizim İngilizce. Yeterli bir yabancı dil bilgisiyle okuyor, okuduğunu anlıyor ve bunu uyguluyor olmak gerekiyor. Çünkü bilmekle öğrenmek arasındaki farkı anlatırken öğretmenim bana söylemişti çok güzel bir şey. Bir şeyi bilebilirsin ama onun sende kalıcı davranış değişikliği yaratması gerekiyor. O zaman bu öğrenmiş oluyorsun bu bilgiyi. Bizde de her şeyi bilmemiz gerekiyor ama simülatörlerde ve uçakta bunu uygulamamız gerekiyor. Bu yeteneğin de olması gerekiyor. Yani bunun adı da psikomotor yetenek adı veriliyor. İnsan makine ilişkisi. Hani bazı insanların araba kullanması kötüdür. Bazı insanların
bisiklet kullanmayı beceremez. Ya da bazı insanlar bir türlü yüzmeyi öğrenemez. Hani yüzme belki kötü bir örnek oldu ama hani birazcık da yetenekli olmak gerekiyor ki bu işi güzel yapabilirim. Çünkü bir işten mutlu olmak için de güzel yapmak gerekiyor, iyi yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Peki son olarak gençlere ne önerirsiniz? Genel anlamda yani ne söylemek istiyorsanız gençlere? Aslında konuşmamızda çok mesaj vermeye çalıştım kendi adıma. Ben de gençlerle çalışıyorum. Genç arkadaşlarıma, şirketimize yeni giden arkadaşlarımıza uçtuğumuz uçağı anlatıyoruz. Benim şöyle bir gözlemim var. İnsanlar liseye giriş sınavı için deli gibi çalışıyor. İyi bir lise kazandıktan sonra bütün çalıştıklarını kenara bırakıp fabrika ayarlarına geri dönüp birkaç yıl gezip sonra lisenin sonuna doğru üniversiteye hazırlanmaya başlıyor. Üniversiteye girdiğinde de tekrar bütün öğrendiklerini bırakıp sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi üniversiteye başlıyor. Bizim için önemli olan öğrendiğimiz her şey bir tuğla ve bu tuğlalar üst üste koyularak pilot haline geliyorsunuz. İyi bir meslekte, kendi mesleğinizde ne olursa olsun iyi bir yere geliyorsunuz. Bugün lisede öğrendiğiniz türev integral hala kullanılıyor. İngilizce dersinde öğrendiğiniz 3-5 kelime hala bunlar kullanılıyor. Çalışırken bunları hayatta mutlaka işlerine yarayacağını unutmadan öğrenmeye çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bir de Türkçe öğretmenimin bir ricası var. Gençlerden ricası. Aynen demeyi bırakmamızı istiyor. Bizim beden eğitimi öğretmenimiz de öyle istiyordu. Yani neden her şey, yani bütün olumlu cevaplar aynen bugünlerde? İnan ben de anlamakta zorlanıyorum. Aynen değil mi? Evet. Aynen. Kesinlikle. Yani çok teşekkür ederim katıldığınız için. Aslında çok fazla hayatı da paylaşabileceğiniz çok güzel anılarınızın olduğunu düşünüyorum. İsterseniz daha sonra bu seriden sonra da sizinle bir şeyler çekmek isterim. Anılarınızı anlatacağınız ya da motor tutkunuz yine beni çok etkileyen şeylerden biridir. Evet. Yani bizim evimiz işte motosiklet ve sporla dolu. Eşim de bir spor insanı olarak hani çok anı biriktiriyoruz gerçekten. Eğer arzu ederseniz neden olmasın? Çok mutlu. İzleyenler altına yazarlar. Eğer kesinlikle yazarlarsa neden olmasın? Çok memnun olurum. Ümit ediyorum kafasında soru işareti olan, kararsızlık yaşayan arkadaşlara küçük de olsa bir yön vermişizdir. Kesinlikle. Ben de sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Çok Elif teşekkür Hanım, teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum sizi tanıdığıma. Aileniz olarak da sizi tanıdığıma çok mutluyum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. Daha doğrusu serinin ilk videosunu. Tabii bu daha fazla video gelecek. Bir sonraki mesleğimiz doktorluk olacak ama siz eğer yorumlarda belirtirseniz farklı meslekleri, biz o doğrultuda bir yol haritası çizeriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.